Evet. Masif arazilerimizden bahsettim geçen hafta. Pardon, geçen dersimizde kesilmeden önce. Masif arazilerimizle ilgili iki kere üst üste soru geldiğini söyledim. Şimdi bir de güncel coğrafya için sorulabilecek yerlerden bir tanesi, dünyanın ilk oluşum döneminde ilk oluşan süper kıta ile ilgili. Dünyanın ilk süper kıtasına verdiğimiz isim Pangea. Bunu mutlaka not alın. Dünyanın ilk süper kıtası Pangea ismini alıyor. Pangea, dev kıta. Yani birinci zamanda bu kıta var. Pangea kıtası var. Sonra günümüze kadar bu Pangea parçalanıyor. Mesela hep Pangea olarak kalsaydı, o zaman Atlas Okyanusu'nun kıyısı olan bir ülke olarak komşularımızdan çok farklı ekvator üzerinde yer alan bir ülke konumunda olacaktık. Yani dünya hep Pangea olarak kalsaydı. Ama sonra kıta kayması teorisine göre kıtalar birbirinden ayrıldı. Önce özellikle kuzey ve güney olarak ikiye ayrıldı. Araya Tetis Denizi girdi. Sonrasında günümüzde Anadolu Levası, Arabistan ve Avrasya levhasının sıkıştırmasıyla batıya doğru ilerlemeye devam ediyor. Günümüz kısmında gördüğünüz gibi. Yani bu depremselliğimizi arttıran bir süreç. Demek ki dünyanın paleozoik dönemde ilk oluşan kıtasına, süper kıtasına verdiğimiz isim Pangea. Bunu not alın mutlaka. Pangea'yı saran dev okyanusa ise özellikle Pantalassa ismini veriyoruz. Yani Pangea süper kıta, Pangea'yı saran dev okyanus ise Pantalassa ismini alıyor. Bunlar güncel coğrafya için karşımıza çıkacak sorular. Şimdi tekrar birinci zamandan geliyoruz ikinci zamana. Birinci zamanda ne olmuştu? Biraz önce gördüğümüz masif araziler meydana gelmişti. O masif arazilerin harita üzerinde bulunduğu yerleri ve isimlerini bileceğiz. Onun dışında bir de taş kömürü yatakları, ki taş kömürü kalori miktarı yüksek bir kömürdür. Ondan daha yüksek, daha değerli kalorili olan kömür ise antrasittir. Antrasit de, taş kömürü de paleozoik dönem, yani birinci zamanda oluşmuştur. Antrasit bizde hiç yok. Ama taş kömürü de oldukça yetersiz. Yani taş kömüründe, petrolde, doğalgazda dışarıya bağımlıyız. Arkadaşlar dinliyor muyuz? Sesim geliyor mu sizlere? Sesim geliyor mu? Evet, şimdi başladık. Daha yeni başladık. Zaten bir tekrar ettik. Sesim de geliyor. Tamam, devam edelim. Şimdi birinci zamanda oluşan taş kömürü ya da antrasit yatakları çok derinden çıkartılan, 800 milyon yılda 1 milyar yıl süre isteyen kömürler, tekrar oluşması mümkün değil. Çünkü hem zaman dilimi açısından çok uzun bir süre, hem de günümüzde olmayan formasyonlar, ağaç formasyonları oluşturmuş. İkinci zaman çok sakin geçen bir zaman olmuş. Biz buna mezozoik diyoruz. Pangea ayrılmış. Süper kıtaydı Pangea biliyorsunuz. Kuzey ve güneyde iki parçaya ayrılmış. Ortaya ilk deniz olan Tetis Denizi girmiş. Şimdi ikinci zamanda Türkiye'de çok fazla bir olay yok. Kısa ve sakin geçen bir zamandır ama dünyada en önemli süreç Alp sisteminin ilk oluşum sürecidir. Yani Alp sistemi bu dönemde oluşmaya başlamıştır. Alp sıra dağları bu dönemde ilk kez oluşmuştur. Bu dönemde bir de dünyada dinozorlar ortaya çıkmıştır. Jura döneminde dinozorlar ortaya çıkmıştır. Bizi ilgilendiren jeolojik dönemler daha çok 3 ve 4. O nedenle biz yakın zamanda oluşan bir ülkeyiz. Yani jeolojik olarak yakın zamanda oluşan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu açıdan bakacak olursak depremselliğimiz yüksek, tektonik hareketler fazla, kırılma, kıvrılma olaylarını sıklıkla yaşıyoruz. Masif arazilerimiz genel arazilere oranla daha az bulunuyor. Peki üçüncü zaman, yani
Diğer adıyla tersiyer ya da nezozoik dediğimiz dönemde Anadolu'da neler olmuş? Anadolu Yarımadası bu dönemde yani 3. zamanda başlayıp 4. zaman başında toptan yükselmiş. Eprojenize uğramış. Bu nedenle Anadolu Yarımadası yani İç Anadolu bölgesi platolar bakımından zengindir. Şöyle bir soru sorsa, İç Anadolu bölgesinde neden yaygın bir şekilde platolara rastlanır? Çünkü 3. zamanda başlayıp 4. zamanda tamamlanan bir yükselme süreci var. Yani eprojenik faaliyet süreci var. Bu bölgeyi, Anadolu'yu toptan düz bir plato görünümü kazandırmış. Biz bunlara Hucop demiştik. Haymana, Uzunyayla, Cihanbeyli, Obruk, Bozok gibi platolar 3. zamanda oluşmaya başlamış. 4. zaman başında toptan yükselmişti. Plato bakımından zengindi. Ama dikkat edin, bu olay 3. zamanda olup biten bir olay değil. Oluşmaya 3. zamanda başlıyor, 4. zaman başında tamamlanıyor. Onun dışında bu dönemde Alp sisteminin Türkiye parçaları oluşuyor. Alp sistemi dünyanın en uzun ve en diri sıradağ kıvrım sistemidir. Bu dönemde Karadeniz'de Kuzey Anadolu sıradağları, Akdeniz'de Toroslar, Ege daha sert olduğu için kırılıyor. Ege'de Horst ve Gravenler oluşuyor. Yani Türkiye'nin %90 volkanik dağlar hariç sıra dağlar 3. zamanda oluşmuş. Orojenik faaliyetler diyoruz biz buna. 3. zamanda oluşmuş. Karadeniz'de kıyıya paralel uzanan Kuzey Anadolu sıra dağları, Akdeniz'de Toroslar, Ege'de Horst ve Gravenler. Yani kırık ve çöküntü ovaları oluşmuş. Bu dönemde volkanik dağlar oluşmuş Türkiye'de. Volkanik faaliyetler 3. zamanda aktifmiş. Şimdi sönmüş durumda olan Nemrut'tan Ağrı'ya kadar, Uludağ'a kadar bütün volkanik faaliyetler 3. zamanda oluşmuş ve aktif olarak faaliyetlerini sürdürmüşler. Türkiye'nin fay hatları bu dönemde oluşmuş. Türkiye'nin fay kırıkları, fay coğrafyası bu dönemde diri faylar halinde. Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı, Güneydoğu Anadolu, Bitlis Zagros kuşağı, Ege, Helen, Batı Anadolu fayı bu dönemde oluşmuş. Ve Türkiye'nin madenleri yine 3. zamanda ortaya çıkmış. Başta linyit, tuz, petrol, bor, doğalgaz bu dönemde oluşmuş, fosfat. Ama bunlar içerisinde linyitin her bölgemizde olması 3. zamanda oluştuğumuza bir kanıt. Yani Türkiye'nin oluşumuyla aynı döneme rastlayan maden linyittir. Kalitesi yüksek değildir ama kalorisi yüksek değildir ama her bölgede vardır, her coğrafyada vardır. Bu da linyitin her coğrafyada olması Türkiye'nin 3. zamanda oluştuğuna bir göstergedir, kanıttır. Bunun dışında tuz zengindir, bor zengindir, fosfat, petrol, doğalgaz yataklarının aşınmaya maruz kaldığı ifade edilir. Yani taşındığı ifade edilir tabak halinde. O nedenle çevremizde yaygındır ama bizde yok diye ifade edilir. Ama bu konuda başka senaryolar da vardır. Yani tabakalar halinde taşınması dışında özellikle başka senaryolarda, teorilerde ortaya atılmıştır. Bu dönem 3. jeolojik zamandır. Dünyada İngiltere Avrupa'dan ayrılmıştır. Grönland Avrupa'dan ayrılmıştır. Avrupa kıtasından kopmuştur. Özellikle bu dönemde okyanusların büyük bölümü kıtaların birbirinden ayrılmasıyla oluşmuştur. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu gibi. Dolayısıyla bu dönem dünya içinde, Türkiye içinde aktif bir dönem olarak yerini almıştır. 4. zaman ise son dönem, Kuaternler dönemi. Bu dönem ikiye ayrılıyor. Buzul çağı, Pleistosen, bunlar önemli değil. Buzul çağı sonrası. Bu dönemde ülkemiz son şeklini almıştır ama bu dönemin ilk döneminde buzul çağı yaşandığı zaman ki daha çok Kanada, İskandinavya ve Sibirya'da buzul çağı etkili olmuştur. Orta kuşakta olduğumuz için bize çok fazla buzul çağı etkili olmamıştır. Deniz seviyesine inmemiştir matematiksel konumdan dolayı ama yüksek dağlarımızda biraz önce gördüğümüz güncel buzullar, daha doğrusu geçen hafta gördüğümüz güncel buzullar, buzul gölleri, takke buzulları oluşmuştur. Bu dönemde buzul çağı sonrasında sular yükselmiş buzullar eriyince. Akdeniz'in suları ki
Ege Denizi diye bir deniz yoktur. Orada Egeyit Karası varmış. Egeyit Karası çökerek Ege Denizi oluşmuş. Marmara Denizi çökerek oluşmuş ve akarsu havzaları orada Riya Kıyı tipine dönüşmüş ve Karadeniz bir göl iken iç deniz haline gelmiş. İstanbul Çanakkale Boğazları'nın oluşması, Çatalca Kocaeli Platosu'nun peneplenleşmesi, Boğazların Riya Kıyı tipine dönüşmesi, Marmara Denizi'nin oluşması, Ege Denizi'nin oluşması ve Karadeniz'in 3. zaman sonlarına kadar göl iken iç deniz haline dönüşmesi, boğazların oluşması ile hep 4. zamanda, son dönemde yaşanan dönemdir. Bu dönemin ilk yarısında, buzul çağında da Türkiye buzullaşmaya uğramıştır. Kuzey Yarımküre'nin kuzeyinde olduğu gibi ama yüksek yerlerde buzullaşma güncel buzulları oluşturmuştur. Şimdi 3. zamana kadar arkadaşlar özellikle Karadeniz bir göl. Karadeniz tatlı su gölü, içinde canlı hayatı var. Tatlı su balıkları özellikle şimdiki boğazların akarsu olarak değerlendirdiğimize göre Akdeniz'le akarsularla bağlantı oluyor. Yani Karadeniz gidegenleri sayesinde tatlı su oluyor, Akdeniz'e bağlanıyor. Sonra suların seviyesi yükseldikçe Egeyit Karası çöküyor ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan akarsu havzaları ise su altında kalarak boğazları oluşturuyor, Riya Kıyı tipine dönüşüyor. Karadeniz tuzlu suyla tanışınca canlı hayatı ortadan kalkıyor. Tabii fosilleşiyor deniz altındaki tabakalarda canlılar ve kükürtlü hidrojen gazı salgılıyorlar ve çok derin olmasa bile kıta sahanlığı dediğimiz 200 metrede canlı hayatı Karadeniz'de ortaya çıkmıyor. Karadeniz'de çok sığ alanda bile canlılar yaşayamıyor. Zaten Karadeniz'de yüzey balıkları var, hamsi var ağırlıklı olarak. Yani balıklar derine inemiyor. Neden? Çünkü eski göl tabanında canlılar kükürtlü hidrojen gazı salgılıyorlar. Bu gaz derinlerde oksijeni ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bunu sorabilirler. Yani Karadeniz'in eskiden göl olduğuna en önemli kanıt nedir diye sorarlarsa, ki çıktı herhalde bu soru, öyle hatırlıyorum. Tamamen bu sorunun cevabı Karadeniz'in göl olması dönemiyle ilgili. Lisans sorusu olarak çıktı. Karadeniz dünyanın en büyük hidrojen sülfür, yani kükürtlü hidrojen gazı deposudur. 150-200 metre arasında değişen derinliklerin altında yaşam yoktur. Suda oksijen yoktur. Bu durum Karadeniz'in derinliklerindeki ekosistemi öldürür. Sahil ya da yüzey balıkçılığı yapılır. Dolayısıyla bu açıdan Karadeniz neden canlı hayatına derinlerde izin vermez derse, göl olmasıyla alakalı kükürtlü hidrojen sülfür gazı diyebiliriz. Bu noktaya kadar herkes anladı mı arkadaşlar konuyu? Bu noktaya kadar anlamadığınız, kaçırdığınız bir yer var mıydı? Bu noktaya kadar kaçırdığınız bir yer yoksa devam edeceğim. Evet, yazarsanız ben de oradan takip edip. Yok. Peki. O zaman devam edelim slaytımıza. Burada da bir sorumuz var. Çıkabilecek bir soru. Egeyit Karası çökerek Ege Denizi ile İstanbul Çanakkale Boğazları oluştu. Karadeniz göl olmaktan çıktı. Yukarıda belirtilen olaylar hangi döneme aittir derse kuaternler diyeceğiz. Yani buzul çağı ve sonrasını oluşturan dönem diyebiliriz. Başka bir soru da İstanbul Çanakkale Boğazları oluştu. Bu 4. zaman. Zonguldak taş kömürü havzaları oluştu. Bu 1. zaman. Toros Kuzey Anadolu Dağları oluştu. Bu 3. zaman. Hangisi son jeolojik zamanda oluşmuştur derse yalnız 1 diyeceğiz. Boğazların Riya Kıyı tipi olması, Karadeniz'in bir iç deniz haline dönüşmesi, Çatalca Kocaeli Platosu'nda peneplenleşme, Marmara Denizi'nin oluşması, Egeyit Karası'nın çökmesi hep 4. zaman diyebiliriz. Yine başka bir soru. Türkiye'nin jeolojik gelişimiyle ilgili hangisi doğrudur? 1. jeolojik dönemde Afşin Elbistan'daki kömür yatakları oluşmuştur. Şimdi
Afşin, Elbistan, kömür yatakları Linyit'tir. Linyit birinci zaman değil, üçüncü zamandır. Bu yanlış. İkinci jeolojik zamanda masif araziler oluşmuştur. Oysa masif araziler birinci zamana denk gelen yaşlı arazilerdir. Üçüncü jeolojik zamanda Karadeniz'in Marmara Denizi ile bağlantısı kurulmuştur. Karadeniz Marmara Denizi ile bağlantıya özellikle dördüncü zamanda geçmiştir. İç bölgelerde platoların yükseltisinin fazla olmasının nedeni orojenez hareketidir. Orojenez değil, eprojeniz. Eprojeniz. Orojeniz, üçüncü zamanda Karadeniz, Akdeniz'de sıra dağları oluşturmuş. E şıkkı ise doğru cevap. Dördüncü jeolojik dönemde İstanbul, Çanakkale Boğazları, Menteşe, Riya kıyı tipi oluşturmuştur. Evet, buralar Riya kıyı tipi olarak dördüncü zamanda oluşmuştur arkadaşlar. E şıkkı cevap olacak. Başka bir soru. 2018 KPSS'inde çıkmış. Ege Denizi'nin oluşması ikinci jeolojik zaman. Bu yanlış. Kuzey Anadolu Toros Dağları üçüncü jeolojik zaman. Bu doğru. İstanbul Boğazı'nın oluşması dördüncü jeolojik zaman. Bu doğru. Cevap 2 ve 3 olacak. Doğruyu sorduğuna göre E şıkkı cevabımız olacak. Geldik iç kuvvetlere. Enerjisini yerin alt kısmındaki mağmadan alan radyoaktivite gücüne iç kuvvetler diyoruz. İç kuvvetler çok geniş alanlarda büyük yer şekilleri meydana çıkartıyorlar. Bunlar 4 tane: dağ oluşumu, sıra ya da kırık dağ ve graben ovalarıyla orojenez diyoruz bu hareketlere. Kıta oluşumu, kıtaların yükselmesi, alçalması, kıta kara deniz oluşumu, eprojenez diyoruz. Volkanizma, depremler, seizma. Bu hareketlerden Türkiye'de en etkili olan hangisi derse orojenez diyeceğiz. Hiç etkili olmayan derse sönmüş durumunda olduğu için volkanizma diyeceğiz. En hızlı hareket eden derse depremler diyeceğiz. En yavaş hareket eden derse kıta oluşumu, eprojenez diyeceğiz. Yani açıklamaları bu şekilde özetleyebiliriz. 4 kuvvet var. Enerji içten geliyor. Yapıcı kuvvetler, iç kuvvetler. Bir daha tekrarlayalım. Kıta oluşumu eprojenez, dağ oluşumu orojenez, volkanizma, depremler, seizma, iç kuvvetlerin kaynağı da yerin altındaki mağma diyebiliriz. Önce eprojenezle başlayacağız. En yavaş gerçekleşen kıta, kara, deniz yükselme, alçalma olayları eprojenezdir. Çok yavaş gerçekleşir, milimetre boyutunda olur, ancak büyük alanlarda etkili olabilir. Denizlerin yükselmesi ilerlemesine transgresyon, denizlerin çekilip karaların ilerlemesine regresyon deriz. İster transgresyon olsun, ister regresyon olsun eprojenezdir. Mesela deniz bir alanı doldurursa, Venedik'te olduğu gibi transgresyondur. Kara bir alanı doldurursa, Adana Çukurova'da olduğu gibi regresyondur. Hepsi bütün olarak eprojenik faaliyetlerdir. Eprojenik faaliyetler kıyı şekillenmesinde etkilidir. Kıyı şekillenmesinde de etkilidir diyebiliriz. Mesela özellikle hafiflerse bir yüzey, o yükselir. Ağırlaşırsa bir yüzey, o çöker. İşte bu yükselme, alçalma, çökme, hafifleme olayları eprojenik olarak, eprojenez olarak ifade edilebilir. Mesela Türkiye üçüncü zamanda önce alçalmış, sonra dördüncü zaman başında toptan yükselmiştir. Bunun kanıtı platolardır. Aynı zamanda üçüncü zamanda Karadeniz, Akdeniz'de orojenezle özellikle kıvrılmayla yükselmiştir. Doğu Anadolu'da volkanizmayla yükselmiştir. Ama eprojenizin en etkili olduğu bölge İç Anadolu olmuştur. İç Anadolu eprojenezle şekillenmiş, platolarla zenginleşmiş bir bölgedir diyebiliriz. Mesela günümüzde Ergen Ovası çökmektedir. Çukurova ağırlaşıp çökmektedir. İç Anadolu özellikle halen bu açıdan aşınmaya devam etmektedir. Yani eprojenez az da olsa Türkiye'de halen etkili olmaya devam etmektedir. Geldik Türkiye'de en etkili olan iç kuvvete, orojenez. İki türlü oluyor. Eğer tortul tabakalar eksikse kıvrılıyor, sıra dağları oluşturuyor. Tortul tabakalar sertse kırılıyor, Horst kırık dağlarıyla
çöken kısımlar graben, çöküntü ovalarını oluşturuyor. Yani tamamen buradaki faaliyet tabakanın esnek yapısıyla ilgili. Tortul tabakalar esnekse yan basınçlar altında, mağmanın yan basınçları altında birbirini kilometrelerce takip ederek sıra dağları oluşturuyor, kıvrılarak. Sertse tabaka kırılıyor, olduğu yerde yüksekte kalan kısmına horst, kırıkta çöken kısmına graben diyoruz. Orojeniz'in tanımı şöyle. Dış kuvvetleri oluşturan akarsu, rüzgar ve buzullar taşıdıkları malzemeleri deniz, okyanus ve karasal alanlarda biriktirir. Tortul tabakaları oluşturur. Bu tortul tabakanın yapısı esnekse kıvrılır, sertse kırılır. Alp-Himalaya dağ kuşağı en yakın zamanda oluşan, Türkiye'yi de içine alan dünyanın en genç, en diri sıra dağlarıdır. Bu sıra dağlar esnek tortul tabakaların kıvrılmasıyla oluştuğu için sıra dağ özelliğindedir. Yani burada üçüncü zamanda Türkiye'de bundan etkilenmiş. İsviçre'den başlamış, Hindistan'a kadar devam eden bir kıvrılmayı yaşamış Alp-Himalaya sistemi. Dolayısıyla burada bu sistemin Karadeniz'deki parçalarına Kuzey Anadolu sıra dağları demişiz, Akdeniz'deki parçalarına ise Toroslar demişiz. Yani deniz, okyanus ya da karalarda biriken tortul tabakalar esnek yapıdaysa kıvrım dağlar, sıra dağlar. Sert tabaka varsa, kırılıyorsa özellikle horst ve grabenler. Tabii kıvrılma sırasında esnek tabaka kıvrılırken yüksekte kalan kısımları antiklinal, alçakta kalan kısımları ise senklinal diyoruz. Yani kıvrılırken bir taraf yükseliyor, sıra dağların yüksek kısımlarını oluşturuyor. Bir taraf alçalıyor, yan basınçlar altında kalıyor. Bu durumda yükselen kısmını antiklinal, alçalan kısmına senklinal diyoruz. Yani buradaki mesele o tortul tabakaların esnek ya da sert olması. Burada da görüyoruz, üst kısmı antiklinal oluşturuyor, alt kısmı senklinal oluşturuyor. Eğer tabaka esnek değilse, yanlardan sıkışan tortul tabakalar sert bir yapıdaysa, belirli bir tarafta esneyebildiği kadar esniyor, sonra kırılıyor. Kırılan kısım faydır zaten. Kırılma sonucu yükselen kısma bu durumda horst, tek dağ, kırık dağ. Çöken kısma ise graben, ovası, çöküntü ovası diyoruz. Bu da orojenez. Tek fark bunun Ege'de olması. Çünkü Ege sert bir tortul tabakalara sahip. Burada da yan basınçlar altında yükselen kısım horst, çöken kısım graben, kırılan kısım ise fayı oluşturuyor. Bu faylardan sızan sular alt kısımlarda fay kaynaklarını oluşturabilir ki bu nedenle Ege fay kaynakları kaplıcalar açısından oldukça zengindir. Burada bütün dağları görmekteyiz. Sıra dağlar, kırık dağlar ve volkanik dağlar. Şimdi burada Yıldız Dağları diye bir not alın. Yıldız Dağları. Bu dağlarla ilgili birkaç bilgi söyleyeceğim size. Keşke dersin devam ettiğini duyuru olarak yapın dedim ben ama arkadaşlara da söyledim. Gerçi fark eden bir şey olmayacak. Yani ben zaten kaydı alıyorum. Buradan da takip edebilirsin. Çok fazla bir şey işlemedik çünkü çok önemli kısımlarını görmedik. Jeolojik dönemleri tekrar ettim. Kaydında zaten göndereceğim. Şimdi Yıldız Dağları diye bir not alın. Diğer adı Istırancalar. Yıldız Dağları, diğer adı Istırancalar. Şimdi Yıldız Dağları Türkiye'nin en yaşlı, en eski kıvrım dağı. Masif, birinci zamanda oluşmuş. En eski, en yaşlı masif dağı. Masif olduğu için, yani sıra dağı ama masif olduğu için tektonik deprem yaşamıyor. Yıldız Dağları'nda tektonik deprem yok. Yıldız Dağları, arkadaşlar, Marmara'nın en fena yöresi. Çünkü tarım yapılamıyor. Engebeli arazi, ulaşım yollarına sapa, nüfus çok tenha. Tek faaliyet hayvancılık, ormancılık değil. Tek faaliyet
hayvancılık, ormancılık. Yıldız Dağları için bunları bileceğiz. Şimdi Köroğlu Dağı'na not alalım, gelelim. Köroğlu Dağı. Kuzey Anadolu Sıra Dağları'nın başlangıcında Köroğlu Dağı. Hem volkanik hem tektonik değil. Hem volkanik hem tektonik. Köroğlu Dağı için. Canik Dağları, Canik Dağları'na gelelim. Canik Dağları da Karadeniz'in en alçak sıra dağları. Orta Karadeniz'de yer alıyor. Canik Dağları, Karadeniz'in en alçak sıra dağları. Orta Karadeniz diyoruz. Ilgaz Dağları da Karadeniz'in kış turizm merkezi diyeceğiz. Ilgaz Dağları, Karadeniz'in kış turizm merkezi. Not alamadığınız zaman, kaçırdığınız zaman bana sorun. Mutlaka tekrar edin. Burada en yüksek dağlar Doğu Karadeniz dağları. Kıyıya paralel, yakın ve yüksek. En yüksek noktası ise Kaçkar Dağları. Yani bir duvar gibi yükseliyor. En yüksek bölüm Doğu Karadeniz kısmı diyebiliriz burada. En yüksek bölüm. Burada gördüğünüz bütün dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Ancak bütün dağlar paralel uzandığı için bütün Karadeniz aynı olayları yaşıyor diyemeyiz. Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel, Canik de paralel, Küre de paralel. Ama yaşadıkları farklıdır çünkü özel konumları farklıdır. Doğu Karadeniz dağları kıyıya çok yakın ve yüksektir. Çok zor bir coğrafyadır. Canik dağları çok alçak ve geridedir. Dolayısıyla orada zorluk kalmaz. Yani kendi içindeki farklılıkları dağların paralelliğiyle açıklayamayız. Kendi içlerindeki farklılık dağların özel konumuna bağlıdır. Farklılık Ege ile farklıdır. Çünkü Ege'de dağlar dik uzanır. Bu nokta anlaşıldı mı arkadaşlar? Kendi içlerindeki farklılık özel konumla ilgili. Mesela Doğu Karadeniz geçite ihtiyaç duyar, Orta Karadeniz duymaz. Bu paralellikle alakalı değildir. Bu özel konumlarıyla ilgilidir. Evet, geliyoruz Akdeniz'e. Akdeniz'de de durum aynı anda özellikle Doğu Karadeniz'de aynı özelliğe sahip. Ders başladı, evet. Duyuru yapın dedim, arkadaşlara da bildirdim. Yalnız zaten jeolojik dönemleri tekrar ettim yine. Yani daha yeni başladık orojeneze. Kayıt altına alındığı için dinleyebilirsiniz. Göndereceğim tekrardan. Şimdi burada Akdeniz'deki dağlar kıyıya yine paralel uzanıyor. Ama Antalya bölümündeki dağlar kıyıya çok yakın ve yüksek. Adana bölümünde Aladağlar, Tahtalı Dağlar çok geride. O nedenle Adana bölümü çok daha delta için, ulaşım için uygun bir bölüm. Tarım için uygun bir bölüm. Antalya bölümü her şey çok zor olan, karstik yapı da var, çok zor olan bir bölüm. Yani burada da kendi içindeki farklılıkları paralellikle açıklamayacağız. Farklılıklar Ege ile farklı. Kendi içindeki farklılıkları dağların geride ya da yakın yüksek olmasıyla açıklayacağız. Yani özel konumlarıyla açıklayacağız. Buna çok dikkat edin. Neden Adana bölümü Antalya bölümünden farklıdır dedi. Neden Çukurova Deltası Antalya'da değil Adana'da oluşmuştur dedi. Bu özel konumuyla alakalı dağların, paralelliğiyle alakalı değil. Bunu unutmayın arkadaşlar, çok önemli. Evet, burada Bey Dağları Akdeniz'in kış turizm merkezidir. Burada saklı kent var, Olimpos. Bey Dağları'nı Akdeniz'in kış turizm merkezi değil. Bey Dağları Akdeniz'in kış turizm merkezi. Evet, volkanik dağlardan bahsetmeyeceğiz. Burada Hakkari Dağları'ndan bahsedeyim. Hakkari Dağları iç bölgelerde en çok yağış alan dağlardır. Türkiye'de karasal bölgeler içerisinde en çok yağışı Hakkari alır. Hakkari Dağları alır. Buzul kökenli tektonik sıra dağlardır. Güneydoğu Torosların parçasıdır. Güneydoğu Toroslar'da geridedir zaten. Dolayısıyla Hakkari Dağları karasal bölgeler içerisinde en çok yağış alan dağ. Bunlar nasıl oluşmuş? Bunlar esnek tortul tabakalar olduğu için kıvrılmış. Mesela
Özellikle Ege Akdeniz. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Ege Akdeniz Karadeniz orojenize uğramış. Karadeniz Akdeniz'de kıvrılma olmuş. Ege'de kırılma. Hors ve grabenler oluşmuş. Ege daha sert tabakalardan oluştuğu için. Dediğim gibi esnek tabakalar kıvrılıyor. Sert tabakalar Ege'de olduğu gibi kırılıyor. Kıvrılma sonucu oluşan dağlara sıra dağlar diyoruz. Yüksek kısımlarına antiklinal, alt kısımlarına senklinal diyoruz. Mesela Toros dağları Akdeniz'in sıra dağları. Batı Toroslar, Bey dağları, Katrancı dağları, Ak dağlar, Geyik, Orta Toroslar. Sonra Bolkar, Aladağ, Tahtalı, Akçalı, Güneydoğu Toroslar da var keza. Bunların hepsi kıvrım. Kuzey Anadolu sıra dağlarında Karadeniz'de ise Köroğlu, Ilgaz, Küre, Canik, Giresun, Doğu Karadeniz, Meşrit Dağı bunlar da Kuzey Anadolu'daki sıra dağlar. Yani burada gördüklerinizin hepsi orojenezle oluşan sıra dağlardır. Hangisi diğerlerinden farklı bir dağ derse bunların hepsini sıra dağ alacağız arkadaşlar. Hepsi birer sıra dağ. Buzul Gölü de var bazılarında. Ama Yıldız Dağları ÖSYM'nin en çok sorduğu dağ. Buna dikkat. ÖSYM en çok şu ana kadar Yıldız Dağları'nı sormuş. Masif dedik. Birinci Paleozoik dönemde oluşmuş dedik. En alçak sıradağımızdır dedik. Buzullara rastlanmaz dedik. Yaylacılık yapılır dedik. Tek faaliyet hayvancılık ve ormancılık. En yüksek dağımız Ağrı, volkanik. En yüksek kıvrım dağımız Cilo, buzul dağı. İzbırak buzulu vardı onda. En yüksek kırık dağımız Amanos Nur Dağları, Hatay'da göreceğiz, Horst. En büyük buzul bulunan dağımız İzbırak buzulu ile Cilo Dağı. Karadeniz'de Doğu Karadeniz'in en yüksek dağı Kaçkar Dağı. Marmara'nın en yüksek dağı da Uludağ, bir batolit iç püskürük dağ. Evet, bu şekilde sıralama bilgileri verdik. Geldik kırılmaya. Eğer tabaka sert ise, yan basınçlar altında kalan tortul tabaka sert ise kırılıyor. Yüksekte kalan kısmı özellikle Horst, kırıkta çöken kısmı graben. Ege Akdeniz'de var. Akdeniz'de Amanos Dağları var. Ege'de daha yaygın. Kırık dağlarda deprem riski daha fazla. Fay kaynağı kaplıca oluşumu çok daha kolay. Bunları kazma yutmuş boz ayı meledi şeklinde sıralayabiliriz. Kazma yutmuş boz ayı meledi. Ya da kim yüksekten balıklama atlar menteşeye? İki kodla gidebiliriz. Kim yüksekten balıklama atlar menteşeye? Kazma yutmuş boz ayım şeklinde horsları sıralayabilir. Çünkü yer değiştirebilir soruda. Grabenler ise Bakırçay, Gediz, Küçük Büyük Menderes şeklinde grabenleri vardır. Menteşe'nin grabeni ise Amik Ovası'dır. Menteşe diyorum. Amanos Dağları'nın, Nur Dağları'nın grabeni ise, çöken kısmı ise Amik Ovası'dır. Madra Yunt arasında Bakırçay. Yunt Boz arasında Gediz. Boz Aydın arasında Küçük Menderes. Aydın Menteşe arasında Büyük Menderes var. Her horsun yanında graben var. Hatay'da Amanos'un grabeni ise Amik Ovası. Kim yüksekten balıklama atlar Menteşe'ye? Kazma yutmuş boz ayım meledi. Hangisi işinize gelirse aklınızda tutun. Burada şuna dikkat edin. Kazma yutmuş boz ayım kısmı kıyıya dik uzanıyor. Meledi kısmı ise kıyıya paralel uzanıyor. Yani Menteşe Horst Durama kıyıya paralel uzanır. Amanos Nur Dağları Horst Durama kıyıya paralel uzanır. Yani Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın dik uzanır. Menteşe, Nur paralel uzanır ama hepsi birer Horst Dağı'dır. Kırık Dağı'dır. Ege bölgesinde yer alan kırıklı dağların kuzeye, güneye doğru yazımı ve şifresi. Kazma yutmuş Boz Ayı meledi. Kaz Dağı, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Ben daha çok kim yüksekten balıklama atlar Menteşe diye onu kullanıyorum.
Artık siz hangisini kolaylıkla bulursanız. Evet, bu dağlar hakkında birkaç bilgi verelim yine. Yıldız Dağları masifti. Yükseltisi azdı. Buzul şekillerine rastlanmazdı. Yaylacılık faaliyeti az da olsa başladı. Önceden yoktu, yollar yapıldı. Onu var diye alın artık. Deprem riski yok neredeyse, az. En çok yağış alan yer Marmara'da, evet bunu söyleyelim. En çok yağış alan yer yamaç yağışı alıyor özellikle. Kuzey batı kesimleri. Nüfus seyrek çünkü ulaşım yollarına sapa ve tarım çok kısıtlı. Temel faaliyet hayvancılık ve ormancılık. Burada çıkabilecek dağları vermiş zaten. Canik Dağları ortalama yükseltisi az. Geride dağlar. Yaylacılık yapılmıyor. Alçak dağlar bunlar. Buzul şekli yok. Yağış az. Dağlar kıyıya uzak ama paralel. Hinterland kıta sahanlığı geniş ve bu nedenle Kızılırmak'ta, Yeşilırmak'ta delta ovası yapabilmiş. Kaçkar Dağları Karadeniz'in en yüksek dağları. 3900 metre. Buzul şekilleri, kış turizmi var. Yamaç yağışları alıyor ki en çok burası alıyor. Hinterland kıta sahanlığı dar diyebiliriz. Menteşe denize paralel uzanan bir Horst Dağı, Ria kıyı tipi oluşturuyor. Ege'de en çok yamaç yağışı, orografik yağış buraya düşüyor. Nüfus çok tenha ve ılık ve yağışlı olmasına rağmen tenha. Bu şekilde soruyorlar. Ilık ve yağışlı olmasına rağmen nüfus tenhadır. Çünkü ulaşımı zor, tarım zor, masif arazi, kış turizmi yok. Hatta yaz turizmi bile yok. En önemli faaliyet arıcılık. Çam balı üretimidir diyebiliriz. Bey Dağları Akdeniz'in Torosların bir parçası. Yamaç yağışı görülüyor. Saklıkent kış turizmi var. Buzul şekilleri görülüyor ve Milli Park. Bey Dağları Milli Parkı. Bolkar Aladağlar Orta Toroslar'da yer alıyor. Buzul şekilleri var. Yaylacılık var. Dağcılık var ve Sertoğul Gülek geçitleriyle Konya'ya bağlanıyor. Amanos Nur Dağları Akdeniz'de kıyıya paralel uzanan Toroslar gibi ama oluşum bakımından Ege gibi olan Horst Dağları. Kırık Dağları. Burada doğu batı yönünde ulaşımı sağlayan Belen Geçidi var. Buzul şekli yok. Kış turizmi yapılamıyor. Yaylacılık var. Ve 1000 milimetrenin üzerinde bir yağışı var. Burada Ağrı Dağı en yüksek dağ. Volkan kökenli. %60 Iğdır sınırlarında yer alıyor. Milli Park ki en büyük milli parkımız. Ağrı Dağı Milli Parkı. Cülo Dağları ise Hakkari'de Buzul Dağı diğer adı. En yüksek Kıvrım Dağı, en yüksek buzula sahip güncel buzul diyebiliriz. Evet, burada bütün gördüğümüz şekilleri bir arada görüyoruz. Karadeniz'de Boyuna Kıyı, Orta Karadeniz Samsun'da Delta, Sinop'ta Tombolo, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'de Falezler, Doğu Karadeniz'de Heyelan Riski, Ergene Ovası'nda Ergene Ovası'nda ve Yıldız Dağları'nda deprem riski az. İstanbul Çanakkale Boğazları Ria kıyı tipi, Menteşe Ria kıyı tipi, Sinop Hamsilos'ta demiştik. Kapıdağ Yarımadası Tombolo, Sinop Tombolo, Ege'de Enine Kıyı ve Grabenler var. Onun dışında karstik göller yöresinde genelde deprem az, tektonik deprem çok. Bu şekilde bu haritayı da inceleyin. Hepsini neredeyse haritada görüyoruz. Bir sorumuz var. Haritada işaretli alanların hangisinde şekildeki gibi dağ oluşumu görülmektedir? Şekil sıra dağı ifade ediyor, kıvrım dağları ifade ediyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Size soralım. Sizce cevabımız ne olacak arkadaşlar? B diyoruz. Evet, sıra dağlar. B'de kendini göstermiş Toroslar. Bu soruda da dağların büyük bölümü 3. zamanda Alp orojenin sonucu oluşmuştur. Dağların hangileri 3. jeolojik dönemde meydana gelen Alp oroji sonucu oluşmuştur? Hangileri 3. zamanda Alp orojenin sonucu oluşmuştur demiş. Siz olsaydınız neyi işaretlerdiniz? Evet. 1 2 mi? 2 3 mü? 3 4 mü? Zor mu geldi soru?
B demiş arkadaşımız ama B değil. Bir arkadaşımız da E demiş. E de değil. Bu sorunun cevabı 3 ve 4 olacak. Bey Dağları ile Cilo Dağları. D, evet. 2 numarada volkanik dağlar var. İşte bu volkanik dağlar Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendis Dağı şeklinde gidiyor. Bir yıldız dağları zaten. Cevap D şıkkında geçiyor. Bu sorunun cevabı hangisi sizce? Yukarıda verilen numaralı alanlardan hangisiyle ilgili açıklama doğru değildir? Sizce bu sorunun cevabı hangisi? Diğer soruda mı kaldınız? Üçüncü, evet. İki değilce bu sorunun cevabı. Diyarbakır'dı bu sorunun cevabı. Bu sorunun cevabı Diyarbakır'dı. Bu sorunun cevabındayız şimdi. C demiş bir arkadaşımız. Reyhan D demiş. B diyen de var. Üç farklı cevap geldi şu ana kadar. Hangisi olacak cevap sizce? Evet, D. Geçitler tam orada değil. Ama bu soru biraz sıkıntılı bir soru. Yani harita geçitler açısından orada da geçitler var ama geçitler özellikle Konya tarafına doğru bağlantı sağlıyor. D ve yani hepsi neredeyse bu soruda sanki değerlendirebileceğimiz bir soru gibi çıkıyor. Mesela bir de var çökme eprojenik olarak. İki de deltaların oluşma nedeni o. Polyeler üçte var. İndirgenmiş sıcaklık fazla. Geriye en mantıklı D kalıyor ama D'de de geçitlerin bir bölümü uzattığı için o bölgeye kadar ulaşımda geçitler var. Dolayısıyla bu soru biraz sıkıntılı bir soru olmuş. Bu soruya bakalım. Cevabı vermişiz. Üçüncü zamanda meydana gelen Alp orojenizine bağlı olarak oluşan Kıvrım Dağları'ndan değildir demiş. Evet. 2 ve 3 demiş. Horse yani kırılma sonucu oluşmuştur demiş. Dolayısıyla 2 ve 3 kıvrım değil, kırılma olacak. Bir de Canik Dağları gösterilmiş. 4'te de Cilo Buzuldağı verilmiş. Dolayısıyla 2 ve 3'te Horse Dağları gösterildiği için onlar kırılma diyeceğiz. Çıkmış bir soruyu size bırakıyorum. Cevap nedir sizce? Çıkmış bir soru. Türkiye arazisinin ortalama yükseltisinin fazla olmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur. Türkiye'nin yüksek bir ülke olmasında hangi iki seçenek diğerlerinden daha etkili olmuş? Evet, bu soru daha net cevaplandırıldı. B olacak. Ve volkanizma konusuna geldik. Arkadaşlar volkanizmayı da anlatacağım. Ondan sonra ara vermeden bitirmiş olacağım. Depremleri haftaya göreceğiz. Volkanizma bu sefer mağmanın tetiklemesiyle değil, direkt kendiliğinden uygun şartlar bularak yüzeye çıkmasıyla oluşan bir faaliyet. Mağmanın yeryüzüne çıkması ya da yeryüzüne kadar sokulması olayına volkanizma diyoruz. Yani mağma burada sazı direkt kendi eline alıyor ve yüzeye çıkıyor. Türkiye'de aktif volkan olmadığı için volkanizma sürecine maruz değiliz. İki çeşit volkanizma var. Mağmanın yüzeye çıkamadan
yerin iç kısımlarda soğumasıyla oluşan derinlik volkanizması, yüzeye çıkmasıyla oluşan yüzey volkanizması. Yani iki türlü oluyor. Mesela derinlik volkanizmasında bunlar sizde sınavda çıkmasa da batolit, dayk, sil, lakolit gibi yavaş soğuyan kütle halinde volkanik alanlar, kütleler oluşuyor. Mesela Türkiye'nin bir tane derinlik volkanizması var. Batolit halinde yüzeye çıkmış. O nedenle ona volkanik dağ demiyoruz. İç püskürük. Batolit dağımız diyoruz. Hangisi diye sorarlarsa Uludağ diyeceksiniz. Uludağ Türkiye'nin tek derinlik volkanizmasıdır. Batolit dağıdır. Yani iç püskürük dağıdır diyebiliriz. Ama Türkiye'de yüzey volkanizması deyince birçok volkanik dağımız yüzey volkanizması özelliği gösterir. Ama yüzey volkanizması açısından da en zengin dağımız Diyarbakır Karacadağ'dır. O da tam anlamıyla bir basık, kalkan volkanik dağımızdır. Yani yüzey volkanizmasını en çok sağlayan volkanik dağımız. Yüzey volkanizması genelde volkanik dağlarda kaldera ya da kaldera gölleri yapar. Kaldera, volkanın patlaması sonrasında kraterinin çökerek genişlemesidir. Zamanla göle dönüşür. Türkiye'nin tek kaldera gölü Nemrut Dağı'nın üzerindeki Nemrut kalderasıydı. Yüzey volkanizma şeklidir. Ancak özellikle Türkiye'de bir tane vardır. Nemrut kalderası. Nemrut krater gölü. Şimdi Türkiye'de Bursa Uludağ derse arkadaşlar batolit diyeceğiz. İç püskürük diyeceğiz. Diğerleri tamamen volkanik dağlardır. En çok volkanik faaliyetlerin olduğu bölge Doğu Anadolu'dur. Doğu Anadolu bölgesi dağlarıyla, gölleriyle, onun dışında topraklarıyla, platolarıyla volkaniktir. Doğu Anadolu'da volkanizmadan en az etkilenen bölge Hakkari bölümüdür. Buzul bölümüdür çünkü. Diğer bütün alanlar volkanizmadan etkilenmiş. Doğu Anadolu'nun volkanik dağlarına kısaca Sanat diyeceğiz. Sanat'la kodlayacağız. Süphan, Küçük Ağrı, Nemrut, Büyük Ağrı, Tendürek. Sanat. Nemrut, daha doğrusu Süphan, Küçük Ağrı, Nemrut, Büyük Ağrı, Tendürek. Bunlar içerisinde en önemli dağımız Nemrut'tur. Halen dümanlar çıkan bir volkanik dağdır. Aynı zamanda Fatih zamanında aktifmiş. Tekrar faaliyete geçme riski neredeyse sıfıra yakın ama yani dumanlar çıkıyor. Aynı zamanda en son faaliyetini bitiren volkanik dağımız. Van Gölü'nün oluşmasını sağlamış ve kendi kraterinde de bir kaldera gölü var. Aynı zamanda en son Ramsar alanı. En son Ramsar'a giren yer Nemrut Dağı. Önemli özellikleri var. Ama Adıyaman'daki Nemrut'la karıştırmayın. Adıyaman'daki Nemrut tektonik, Bitlis'teki Nemrut volkanik. Yani bu volkanik dağımız Nemrut diyebiliriz. Karacadağ, Güneydoğu'nun volkanik dağı ve Türkiye'nin en alçak yassı volkanı. Yüzey volkanizması, en alçak yassı, basık volkan. Sadece lav çıkartmış. Patlama olmamış, gaz çıkışı olmamış. Lavlarla konisini genişletmiş. Yani Türkiye'nin en sakin volkanik dağı Karacadağ diyeceğiz Diyarbakır'da. İç Anadolu volkanik dağlarına arkadaşlar kodlarsak Kekeme Hasan diyeceğiz. Kekeme Hasan. Yani Karadağ, Karacadağ, Erciyes, Melendis, Hasan Dağı ya da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi diyeceğiz. İki kodlama yapabiliriz. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi. İç Anadolu'nun volkanik dağları. Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Erciyes, Melendis. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi şeklinde kodlayabiliriz. Erciyes Dağı arkadaşlar, burada en önemli volkanik dağ. Kış turizm merkezi, Buzul Gölü var üzerinde ama bir de Erciyes'in volkan tüflerinin büyük bölümü Erciyes'ten taşınmış. Yani peri bacalarının oluşmasında en aktif rol oynayan dağ Erciyes diyebiliriz. Peri bacalarının oluşmasında en aktif volkanik dağımız Erciyes.
Karadeniz'in volkanik özellik gösteren tek dağı Köroğlu dedik. Marmara Uludağ içinde iç püskürük batolit dedik. Ama geldik şimdi Ege'nin en genç volkan konilerine. En genç volkan tepeleri, en genç volkan koniler Ege'de. Manisa Kula volkanları. Strabo'nun yanık ülke dediği yer. Türkiye'nin Jeopark Milli Parkı. 60'ın üzerinde volkan konisiyle, kraterli tepelerle en geniş yanık ülke Katakakume denilen Strabo'nun, Amasyalı Strabo'nun isim verdiği yöre. Milli Park, Jeopark Milli Parkı. Peki volkanik dağı olmayan bölge var mı? Volkanik dağı olmayan tek bölge Akdeniz'dir. Akdeniz karstiktir ama Akdeniz'de Hatay Hassa yöresinde volkanik bir arazi vardır. Hatay Hassa yöresi volkanik arazi olan yöre ama volkanik dağ yok arkadaşlar diyebiliriz. Evet, Marmara'da Uludağ. Derinlik volkanizması batolit, iç püskürük. Ege'de Kula, Manisa, en genç volkanlarımız, ilk jeopark, yanık ülke. İç Anadolu Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Erciyes en önemlisi. Doğu Anadolu'da sanat, Nemrut Dağı, Güneydoğu Karacadağ, basık, kalkan volkanizması diyebiliriz. Hasan Dağı'nın görüntüsü. Hasan Dağı önemli bir volkan ve volkanlar. İnsanlar için tehlikeli olmasına rağmen neden insanlar inadına giderler oraya yerleşirler? İki nedeni vardır. Mineral bakımından tarım alanları zengindir, maden bakımından zengindir. O nedenle dünyada volkan açısından en kalabalık ülke de Endonezya'dır. Yani Müslüman nüfusu, nüfus sayısı açısından 4 adaya neredeyse yarım milyar nüfus sığmış. Bunun nedeni volkanik arazilerin verimli ve maden bakımından zengin olması. Yani size güncelde sorarsa volkanizma açısından en zengin ülke hangisi derse Endonezya diyeceğiz. Vezüv Yanardağı'nın faaliyeti sonrasında tarihte ortadan kalkan antik kent hangisi diye sorarsa İtalya Sicilya adasında Pompei antik kenti diyeceğiz. Bu da güncelde çıkabilir. Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla sabaha karşı ortadan kalktığı ifade edilir. Pompei antik kenti İtalya'da müze olarak gösterilmektedir. Nemrut önemli demiştim. Volkan çığı yapan tek dağımız Nemrut Dağı. Yani Nemrut Dağı önemli. Volkan çığı yapmış. Volkanizma açısından önemli. En çok volkanı olan ülke hangisinde? Endonezya örneğini zaten vermiştik. Yukarıda verilen alanların hangisinde volkanik araziler diğerlerinden daha az yer kaplar? 3 numara karstik alan. Akdeniz'de zaten volkanik süreç sadece Hatay, Hassa yöresi. Şurada var sadece. Şu bölge volkanik, diğer alan volkanik değil. Bu soruyu da siz yapın bakalım. KPSS 2017'de çıkmış. KPSS 2017 sorusu. Evet, bir numaralı yer Erzurum Kars. Nurcan 5 demiş. 5 neresiymiş? Burada volkanik araziler biraz daha aşağısında. Şurada çok az bir arazi var ama volkanik daha yok burada. Şurada ise volkanik faaliyetler var. Evet, 1 olacak. Ve depremlere geldik. Depremlerde kaldık arkadaşlar. Daha da vaktinizi almayayım. Ramazan zaten. Dediğim gibi bugün ufak bir ara vermek durumunda kaldık. Elde olmayan nedenlerden dolayı. Haftaya depremleri göreceğiz. Sonrasında hemen madenlere geçeceğiz. Önümüzdeki hafta herkesi beklerim. Madenler konusu var, önemli. Sonrasında yine nokta vuruşla devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sorunuz var mıydı bu arada kapatmadan önce? Slaytları göndereceğim. Daha doğrusu canlı anlatımı göndereceğim. Muhtemelen yüklerler. Bir soru geldi.
Yani güncel buzul dediğimiz bütün buzul şekillerini kaplıyor ama işte masif değil, hani dördüncü zamanda oluşmuş. Birinci zamanda oluşmamış. O nedenle güncel diyoruz, genç diyoruz. Anlamı oradan geliyor. Yani onunla ilgili şöyle yapabilirim. Önümüzdeki hafta hani sizin göremediğiniz konuyu tekrar etme şansım olabilir. O olabilir. Çünkü ders bittikten sonra tekrar özet geçme şansım olmaz. Zaten kayıt altında hepsi. Ama ilk dersin başında daha önceki işlediğimiz konularla ilgili kısa bir özet yapabilirim. Evet, öyle olabilir. Dersin sonunda değil. Diğer dersin başında olabilir. Tamam. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.